Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün benimle hazırlanın videosu çektim. Yüzümde görmüş olduğunuz makyajla. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen makyaja geçelim. Çünkü sonunda kombinimi koyabilirsem koymaya çalışacağım. Her zamankinin aksine yüzümü nemlendirmeye de burada başlayacağım. Kullandığım nemlendirici Biota'nın bu nemlendiricisi. Renk eşitliği ve aydınlık bir cilt vaat ediyor. Ben gerçekten bunun renk eşitliği konusunda yararını gördüm. O yüzden yazın başından beri bunu kullanıyorum. Her elimi yüzüme attığımda mutlaka benim yüzüm kızarır. O yüzden şu anda şu kısımlarda, şurada oluşan kızarıklıklar sizi korkutmasın. Herhangi bir alerjik reaksiyon değil. Benim yüzümün tamamen hassas olmasından kaynaklı bir durum. Göz altlarım ise Jaya markasının bu keçi sütlü gözaltı kremini uygulayacağım. Bu krem gibi ama vücut ısınızla birleşince jelimsi bir hal alıyor. Bu arada benim bu nemlendirme kısmını videolara dahil etmeme sebebim de tam olarak bu yüzümün kızarma durumu. Yani ben herhangi bir şekilde ister krem süreyim, ister başka bir şey yapayım, elim yeter ki yüzüme gitmesin. Direkt orası kızarıyor ki bu bütün vücudum için geçerli. Çok hassas bir cildim var. Her iki krem de çok hızlı emiliyor ama yine de bir iki dakika bekleyeceğim makyaja geçmeden önce. Bugün akşam için bir makyaj yapacağımdan dolayı makyajımın kalıcı olmasını istiyorum ve gözeneklerimin de yok olmasını istiyorum. NYX'in Pore Filler gözenek bazını sadece gözeneklerimin yoğun olduğu şu kısımlara bırakıyorum ve çok hafif de üzerinde kalanı burnuma uygulayacağım. Bunu şuradaki hafif mimik çizgilerime de uyguluyorum. Böylece o kısımlarda fondöten birikime yapmamış oluyor. Siz de bunu kullanabilirsiniz eğer şu kısımlarda, şuralarda mimik çizgileriniz varsa. Yüzümün geri kalanında aydınlık bir görüntü istiyorum. O yüzden de L'Oreal'in Lumagine'i uygulayacağım. Şu an bu ülkemizde yok biliyorum ama L'Oreal buna muadil yeni bir ürün getirdi. O yüzden rahatlıkla kullanıyorum. Siz onu da alabilirsiniz. Şöyle yüzümün gerilerine, özellikle şu yüksek kısımlara iyice uyguluyorum. Geçiyorum artık fondötene. Farmasinin bu VFX Pro'yu kullanacağım. Bu kameralarda güzel çıkıyor. Ben de akşam bol bol resim çekineceğimi düşünürsek bunu uygulamak istedim. Bunu önce ben fırçamla bırakacağım. Daha sonrasında Beauty Blender'ımla yayacağım. Kedi dili bir fırçayla bırakıyorum. Her zaman ten ürününü az uygulamaktan yanayım. Ama şu da bir gerçek ki süngerle uygulama yapıyorsanız fırçayla uyguladığınızdan bir tık daha fazla uygulama yapmanız gerekiyor. Çünkü sünger zaten bir kısmını emiyor. Yani fazlalığını alabiliyorsunuz. O yüzden bir tık daha fazla uyguladım. Şöyle biraz boynuma da getireceğim. Eğer fazla gelirse süngerimin arka kısmı ile yine fazlasını alabilirim. Göz altlarımda aydınlık bir görüntü istediğim için NYX'in bu HD Concealer'ını uygulayacağım. Ama çok abartmayacağım çünkü rengi fondötene göre biraz daha açık. Bu kadar yeterli. Göz üstüne de hemen bir far bazı geçiyorum. Çünkü makyajımın kalıcı olmasını istiyorum. Bunları da her zamanki gibi Nashita'nın 136 numaralı kapatıcı fırçasıyla dağıtıyorum. Göz altlarımı her zaman olduğu gibi sabitleyeceğim. Ama sadece şu kısmı, şuralara gitmeyeceğim. Çünkü yine likit bir aydınlatıcı tercih edeceğim. Göz kapaklarımı da bununla sabitliyorum. Geçiyorum kaşlara. Kaşlarda en sevdiğim kalemimi tabii ki uygulayacağım. NYX'in bu ismini hala okuyamadığım kalemini kullanıyorum. Sabitlemek için ise her zamanki gibi Maybelline
Brow Drama kullanıyorum. Kameranın bataryası bittiği için ara vermek zorunda kaldık. Şimdi göz makyajıyla devam edeceğim. Şöyle elime aldığım bir bronzerla hafif bir geçiş rengi oluşturacağım şu kısımda. Göz makyajını basit tutmaya çalışacağım. Göz üstünde çok bir olay olmayacak. Sadece biraz rengi göz altında kullanacağım. Şimdi daha koyu bir kahveyi alacağım. Farmasinin paletinden kullanıyorum. Siz herhangi bir kahveyi de alabilirsiniz. Yaz suşu bir fırçaya alıyorum. Fazlasını atıyorum. Ve dış köşede hafifçe uyguluyorum. Rengi hafif hafif bıraktım. Uç kısımlarını fırçamı ters çevirerek dağıtıyorum içe doğru. Göz üstünde yapacağım işlem bu kadardı. Şimdi alt kısımda bu MAC'in farını uygulayacağım, Star Violet. Bunu Real Techniques'in detay fırçasına aldım. Yoğun bir şekilde uygulayacağım. Ama bir aynaya ihtiyacım var. Rengi oldukça yoğun uyguluyorum. Çünkü gözümdeki tek renkli şey bu olacak. Fırçada kalanı hafif hafif yukarı doğru çekiyorum ve elimle dağıtıyorum. Gözümün alt içine ve üst içine kahverengi kalem uygulayacağım. Ve bu da Florman Waterline Casual Eye Pencil'larından 03 Brown rengi, yani kahverengi. Şöyle. Ve maskara olarak da kalıcılığına en güvendiğim ve son zamanlardaki favorim L'Oreal'in bu X-Fiber Extreme olanını kullanıyorum. Bu waterproof bir maskara. Daha önce zaten defalarca kullandım, biliyorsunuz. Hafif hafif de maskarayı alt kirpik diplerimden geçiyorum. Ama çok abartı uygulayıp da rengin kaybolmasını istemiyorum. Hafif hafif dokunduruyorum. Geçiyorum aydınlatıcıya. Aydınlatıcı olarak yine L'Oreal'in bu likit aydınlatıcısını tercih edeceğim. Kullandığım renk 01. Şöyle ucuyla bırakıyorum önce. Daha sonrasında Beauty Blender'ımla dağıtıyorum yukarı doğru. Süngerde kalanı şöyle çeneme ve biraz da alnıma geçeceğim. Makyaja başlarken mat bir fondöten kullanmıştım. Ama şu an cildim gördüğünüz gibi gayet ışıl ışıl. Bu aslında kalıcı olmasını istediğim zamanlarda kullandığım bir teknik. Direkt ıslak yapılı bir fondöten de kullanabilirdim. Ama mat fondötenin kalıcılığı daha iyi olduğu için, gün boyunca beni yarı yolda bırakmayacağı için üzerine aydınlatmayı tercih ettim. Hazır elimin altında Mary Lou da varken şöyle çok hafif de şu kısımlara Mary Lou geçeceğim. Ve ince bir karıştırma fırçamı alıp bir de kaş altlarımdan geçeceğim. Bugün biraz makyaja tersten gidiyorum, böyle elime ne gelirse. NYX'in bu paletiyle de kontürümü yapacağım. Kontür için şu iki rengi karıştırarak uygulayacağım. Golden Rose'un kontür fırçasıyla fazlasını atıyorum. Çok hafif de allık geçeceğim. Allık olarak da Farmasi'nin bu 19 numara açabilirsem şu rengini geniş pudra fırçama alıyorum ve şöyle çok hafif uyguluyorum. Dudaklarımda Flormer'ın SL11 dudak kalemiyle çerçeveliyorum. Ve Maybelline'in bu Superstay mat inklerinden 65 numarayı uygulayacağım. Fazlasını alıyorum.
Ve makyajın bitmiş hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve benimle yorumlar kısmında video önerilerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.